Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber, ortağımla beraber 4000 coins satın aldık ve onunla birlikte paket açılımı yapacağız. Ve arkadaşlar bu videoya sizlerden gerçekten efsane bir like bekliyorum. Çünkü bugün DGA'yı 103 can yapıyoruz. Gerçekten abi muazzam olacak ya, gol yemeyeceğiz. Özelliklerini göstereceğim zaten. Abi muazzam olacak, gol yemeyeceğiz dediğim gibi. Ve arkadaşlar takım belki 105 can olur belki olmaz ama gerçekten muazzam olacak. Herkesten bir like alırım. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone olup bildirimleri açın ve her videoyu like atarsanız has tayfaya katılabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız zaten bütün bildirimler geliyor YouTube'dan ama o bildirimleri açın arkadaşlar. Bildirim gelmedi yazanlar görüyorum yorumlara. Artık bu aralar bildirim sıkıntısı galiba yok. Siz bildirim açmadığınız için gelmiyordur. O yüzden hemen bildirimleri açın. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone de olun arkadaşlar. 100 bin aboneye yaklaşıyoruz. 80 bin olduk bile. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Adamsınız be. Sağ olun, size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi 4000 fa points'lik paket açılımına hemen bir geçelim. Gecenin çok geç saati olduğu için arkadaşlar ben bu paketi ekran kayıttayken açtım. Ama ne çıktığını hatırlamıyorum. Bir tane efsane oyuncu çıkmıştı galiba. Gerçekten hatırlamıyorum arkadaşlar ama istediğim tabii ki de böyle alttakiler değil de üsttekiler. Özellikle üstteki 5'li bayağı bir efsane olur. Kimin çıktığını hatırlamıyorum ama üstteki 5'liden çıkmamış olabilir büyük ihtimalle, bilmiyorum gerçekten. Bu aralar çok fazla Team of the Year çıkardım. Bu paketten çıkıyor muydu onu bile hatırlamıyorum. 15.000 XP hadi. Ay evet, 5.000 XP buradan çıkmıyormuş. Ama arkadaşlar şimdi sırada 10 şey var. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir görev tamamlayacağız. Size bunun hakkında bir bilgi vereceğim. Çok güzel bir şekilde. Bakalım buradan galiba çıkıyordu Team of the Year. Zaten son paketimiz. Hemen bu paketi de açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. 6 tane orta saha puanı çıktı. Bu arada 7 gerekiyordu. 6 çıktı. YT bonus puan çıktı çarpı 7'ye. 10.000 XP ve Coutinho çıktı arkadaşlar. Coutinho'ya özel. Sizlerden çok efsane like bekliyorum. Philippe Coutinho en sevdiğim oyunculardan biri benim de. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza canlı olarak devam edelim. Evet arkadaşlar, biz bu 4000 FIFA points'i tabii ki de oyuna hani kaç para ediyor? Böyle 160 lira falan ediyor galiba. Biz bu parayı tabii ki oyuna böyle sadece bu paketleri açmak için yatırmadık. Bizim bir hedefimiz var arkadaşlar. 3 tane Team of the Year ilk 11. Birincisi DG, gördüğünüz gibi var zaten. İkincisi Daniel Vez. O da göreceğiz. Evet. İkincisi Daniel ve sonu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar ilk 11 oyuncuları. Ve arkadaşlar şimdi hemen yılın takımı etkinliklerine geleceğiz. Yılın takımı etkinliklerine tıklayalım. Ve burada orta saha oyuncuları görüyoruz. Bu arada 46 saat kalmış. Böyle çok son anda yetişecek galiba. Ama yetişecek. Sizler için de alacağım arkadaşlar. Ve ödüllerini de alacağım. Merak etmeyin hiç. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar tam 22 tane var. Gördüğünüz gibi elimizde zaten 22 tane var. Şimdi arkadaşlar 22'den 6 çıkartırsak kaç kalır? Eksi 9. Şimdi bizim 9 taneye ihtiyacımız var arkadaşlar. 9 yetmiyor mu bu? Şimdi her 4 saatte bir alsak, bir şey söyleyeyim mi? Yetmiyor mu lan acaba? Şimdi alsak günde kaç kere oluyor ki? 6 kere oluyor. Oyo yetiyor. Hem de bayağı bir yetiyor. Biz niye o paketleri açtık onu da anlamadım. Yetiyor yetiyor, merak etmeyin arkadaşlar. Team of the Year Kante'yi tamamlayacağız. Ve ödüllere geldiğimiz zaman arkadaşlar hemen ödülleri de göstereyim. Ödüllerde bu kadar ilerledik bayağı bir. Şimdi sıra burada arkadaşlar. Burada 3 oyun... Bu arada tam kadroya koyunca veriyormuş. Bunu alacağız. Sonrasında arkadaşlar YT Pro'yu alamıyoruz zaten galiba. Aynen, alabilseydik bunu almak için 7 tane gerekiyor. Bunu almak için 11 oyunculardan oluşan 115 kişi yani. Biz buraya kadar alabileceğiz arkadaşlar. Bayağı bir güzel olacak bence. Muazzam olacak. Çünkü 1 milyon antrenman XP'sinin size ben bir değerine söyleyeyim de o zaman anlayacaksınız zaten. 1 milyon antrenman XP'si ne demekmiş? Hani 4000 FIFA points çektik ama değer mi mesela? Kante için de değer de. Hani bakalım 1 milyon antrenman XP'sinin değeri ne kadarmış? Şöyle paketlere gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 350 bin XP, 10.000 FIFA points. Yani biz burada 4000 FIFA points çekiyoruz ama biz 30.000 FIFA points'e yakın bir değerde paket açmış olacak. Ayrıyetten elimize Kante gelecek ve ayrıyetten bir sürü bonus puanımız olacak. Gerçi bonus puan zaten birazcık olurdu yani, bir tanesi eksik olurdu sadece ama olsun. Ve bonus puanlarla da nerede lan orası? Bulamadım. Evet, şuradan bir tane Totti falan alabiliriz. Belki daha fazla alırız. Şu anda 30 tane birikmiş gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar,
Çok fazla uzattım lafı galiba, bilmiyorum yani çok fazla mı uzattım ama anlattım, açıklamasını yaptım, hesabı detaylı olarak inceledik sizlerle beraber. Ve şimdi arkadaşlar çok efsane bir şekilde tam üçgen yükselecek. Elimizde coinsler bitmiyor. Sınırsız coins var arkadaşlar bu hesapta, siz rahat olun. Coin sitesinden alıyoruz. Bittiği zaman hop geliyor zaten, 2 milyon alıyoruz, 8 milyon atıyorlar, 3 milyon alıyoruz, 10 milyon atıyorlar. Çok güzel bir site. Siteden çok memnunum. Siz de siteyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Coins almak %0 ban sebebi. Coins aldığım için ban yemedim. Tekrardan hatırlatıyorum. Ben illegal yoldan 24.000 FIFA points aldığım için ban yedim ve illegal olduğunu bilmiyordum. Bana sponsor yazdı. O yüzden yani öyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar bu fonu koyuyoruz ve bu şekilde bir durum oldu. Şimdi arkadaşlar diğerlerini elle koyalım ki hiç hata olmasın. Çünkü hata olabilecek. Ama şu anda elle koymuyoruz. Buraya artıya basıyoruz. Bir basalım. Tamam. Şu andan itibaren elle koyacağız. Çünkü TOTI points'lerini koyacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü 25.000 birikmiş. Bunlar nereden biriktiğini bilmiyorum. Ortam biriktiriyor bunları. Ama bayağı bir iyi biliyor oyunu. Geç başladığı için de az ikon var takımda sadece. Öyle bir sorun var. O kadar, başka sorun yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm Team of the Year XP'lerini kullanıyoruz. Ve hatta 646.000 Team of the Year XP'si kullanırsak bir daha yükseltebileceğiz. Ama şu anda arkadaşlar 2,5 milyon coins harcayıp DGA'yı yüz üçgen yapıyoruz. Ve kartın özelliklerini çok merak ediyorum. Ve bastım bakalım. Onayla dedim. Ve efsane oldu. Yüz üçgen abi. Adam 73 hızlanmaya ulaştı ya. 73 hızlanma. Kalecisin sen. Bakalım başka neler var. Artı 5 farkındalık gelmiş ve 101 olmuş. Uzun pası 104 olmuş. Kalecide bu çok önemli ve 10 artmış. Yani 94'ten 104. Refleksler kalecinin en önemli şeyi zaten, refleks. Ve bu kalecide de en yüksek özellik galiba refleks. Yok. Kaleci pozisyon alma 130. Efsanesin sen ya. Gerçekten çok süper. Kaleci uçma 125 abi. Bu kaleci gol yemez ki. Takım 105'ken olmadı. Olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü takımda bayağı bir eksik var yani 105'kenin altında. Alli sayesinde zaten bayağı bir yüksek kaldı. Ama mesela takımda 102'ken bu adam var. Bu adamı birazcık yükseltebiliriz belki ilerleyen zamanlarda. Bir çalıştıra basalım bakalım yükselme ihtimali var mı? Ama birazcık şöyle donmasa, böyle hızlı olsa birazcık daha çok sevindirecek beni. Hemen çalıştıra basalım bakalım. Hani çalıştırırsak çalıştırabiliyor muyuz? Ona bir göz gezdirelim. Daniel Vesi tabii ki çıkartacağız. Daniel Vesi koymak olur mu? Daniel Vesi hiç koymayacağız. Koyarsak ne oluyor? Bir gen de artabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki gen artabiliyor ve efsane olabiliyor yani. Baya muazzam ama tabii ki Daniel Vesi veremeyiz. Lütfen yanlışlıkla basmaktan var ya, öyle bir korkuyor. Şu an var ya, yanlışlıkla basarsam hani büyük bir ihtimal video çok izlenir ama gerçekten videonun izlenme sayısı o zaman benim gerçekten hiç umurumda olmaz. Bu arada hala like atmadıysan sen videonun önerilme şansını arttırmak için like butonuna basarsan çok büyük destek olmuş olursun. Sadece bir kişiden bir şey olmaz deme. Like butonuna bas. Evet arkadaşlar, hemen biz de bir tane karşı atak modu maçımıza girelim o zaman. Güzel bir paket açılımı olduğunu düşünüyorum, ancak mağazaya bir girelim. Güzel bir paket açılımı oldu ama canlı bir paket açmadık. Bir tane de canlı paket açalım, belki bir şanslı bir şeyler çıkar. Bunlardan açmıyoruz da. Aa, bu paketi 7 lira buna da verilebilir ha. Ama sonra bakarız arkadaşlar, şu anda değil. Belki daha sonraki videolarda onu açabilirim yani, o da aklınızda bulunsun. Bu arada bunlar yenilenmiyor değil mi hiç? Abi şunlar bir yenilense var ya, bir daha gelseler uf ne güzel bir video olur da işte yenilenmiyor. Hemen paketlere gelelim çünkü arkadaşlar coins'le paket açmak bizim için hiç sorun değil. Ve 35.000 coins'i veriyoruz ve sonra da bir tane karşı atak maçına gireceğiz. Ama bundan çok böyle birazcık güzel gelirse, böyle birazcık bir şey gösterirse bize, bir tane daha açacağım. Ama böyle 70'lik çıkarsa açmam. 77'lik çıktı, bakın güzel geldi. O zaman bir tane daha açıyoruz ve Inui belki 35.000 coins'i geçiyor olabilir, onu da değerine bakarız. Hemen bir tane daha açıyoruz. Sonra Inui'nin değerine bakacağım. Elit falan çıkmasa. Elit çıkarsa direkt elite bakarız zaten. Bakalım. 70'lik çıktı. Inui'nin değerine bakacağız. Bakalım o paketten de olsa, sadece o paketten de olsa bakalım payımızı en azından alabilmiş miyiz? Bilmiyorum iş değerlerini bu aralar. Ama belki de almışızdır ya. Bilmiyorum. Bu aralar herkes paket açıyor ama hani 77'lik oyuncu çok zor çıktığı için Inui yazalım. Sol orta sağa bakalım. Evet. Alın payımızı almışız, hatta kâra bile geçmişiz o pakette arkadaşlar. Güzel bence. Hemen o zaman söz verdiğimiz gibi tabii ki de karşı atak maçımıza gireceğiz. Oyna butonuna basıyoruz. 103'genlik DG'mızla gol yemeyeceğiz. Tabii yeriz de ama çok zor yeriz. Rakibin kalecisine de çok bakacağım böyle, merak ettim çünkü. Bizim kalecimiz 103'ken aslında takım ortalamasından düşük bir kalecimiz var. Çünkü bakın 100'lük bu fon arkadaşlar. Bizde de 101'lik bu fon vardı. Onun yerine 103'lük DG'yi aldık. Ve 101'lik bu fonu resmen çöpe attık. Bakalım bizim ne gibi bir durumlara düşmemizi, ne gibi bir durumlarda olmamızı sağlayacak bu durum.
Göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada hiçbir haksızlık olmaması adına tüm formaları armayı falan değiştirdim. Takım adı zaten değişemiyor arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Hani hesap ortağın olduğu için bu şekilde olabiliyor maksimum. Ama hesap çok güzel. Hesaptan herkes memnun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada DG'ye nasıl gol yersin ya? Sana 2,5 milyon coins bastık ve efsane bir gol. 2,5 milyon coins'in üstüne bir de Buffon bastık yani sana. Ayıp ettin. Lens. Jermaine Lens. Lens çok kötü bir şut abi. Gerçekten berbat ötesi bir şut ve Lens o nasıl şut? Bu arada DG sen nasıl 2 tane 3 tane değil 2 taneydi şu ana kadar. Keşke 7 golleri şeklini görebilsem de bu arada arkadaşlar rakibin atak oyuncuları da hiç fena değildi. O yüzden gol atması normal. Mesela biz Buffon'u nasıl bu kadar rahat gol atıyorsak hani güzel vurduğum zaman en azından gol oluyor. Şu an kötü vurduğum için olmuyor. Rakip de büyük bir ihtimal birazcık kötü oynadı bayağıdır. Çünkü gol atamadı diyecektim attı. Ben niye böyle kötü oynuyorum ya? Bir dakika toparlanmam lazım ve bu maçı kazanmam lazım. Hep videoda bir maç falan girdiğim zaman kaybediyorum abi o maçı ya. Artık kazanacağım. Rakibin gene bizden düşük yani kazanamazsak ayıp olur. Aa yapma bunu yapma bunu. Olmaz olmaz. Adam da tam 1 milyon taraftara çıkacak. Yazık kazansa mı acaba ya bilmiyorum. Hak eden kazansın arkadaşlar. Hak etmiyorsa kazanmasın. Şimdi öyle de bir durum var. O yüzden en iyi oynayan kazanacak. Ali. Ama Türk bir ismi olsaydı kesin salardım. Çünkü 1 milyon olacak adam. Ve bizim de ihtiyacımız yok. Bakan bu. Abi bak. Resmen bilerek salıyorum gibi oldu. Neyse. Tamam dur. Abi 0 saniye kalmış. Vermeyecek pozisyon. Adam atarsa atar artık. Evet attı helal olsun arkadaşlar. Yani zaten onun için atması gerekiyordu. Bizim de ihtiyacımız yoktu. O zaman dostluk kazansın. Bu arada adam 1 milyon oldu mu? Oldu mu lan? Olsun bari lan. O kadar berabere kaldık. Bari 1 milyon olsun adam. Bin taraf. Ha olamadı ya. Keşke kaybetseydim. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Adam 999.400'de kaldı. Belki de hiçbir zaman yani usta olamamıştır. Yani FIFA şampiyonu olamamıştır. İlk defa olacaktır bilemiyorum ama neyse arkadaşlar o bir tane müthiş fırsat kaçırmış. Kaçırmasaydı zaten olurdu. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam videolara gidebilirsiniz. Hala gitmediyseniz bir dakika bir şey söyleyeceğim. Lütfen like atın. Bakın şu anda kapatırken direkt like atın. Hiç zamanınızı almaz. Sadece desteklemiş olursunuz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bye bye.